Cenkler Bey merhaba. Biz bugün Experian günü diye adlandırdığınız bir gündeyiz. Bugün neyle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz ve katılımcıları kimlerdir? Teşekkürler katıldığınız için. Biz 5 senedir Experian Day'i yapıyoruz. Artık geleneksel hale geldi. Bu etkinlik Experian'ın gelecek vizyonunu müşterileriyle paylaştığı ve ürünlerini ve hizmetlerini kullanan müşterilerinin elde ettikleri faydaları vaka çalışması olarak sektörle paylaştığı bir etkinlik. En ağırlıklı çalıştığımız sektörler bankacılık ve finans sektörü Türkiye'de. Dolayısıyla bu iki sektörü paralel oturumlar halinde akşam üstüne kadar hem networking imkanı sağlayacak hem de tecrübelerini birbirleriyle paylaşacakları şekilde uygun ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Yılda bir kere yaptığımız bir etkinlik ama etkileri uzun süre devam ediyor. Bankacılıkta hangi ürünleriniz var daha çok? Experian ağırlıklı olarak kredi riski alanında çalışan bir kuruluş. Bu anlamda analitik, danışmanlık ve yazılım çözümleri üretiyor. Kredi riski müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında ortaya çıkabiliyor. Bir kurumdan içeriye girerken yarattığınız risk ile o kurumun müşterisiyken ürünlerini canlı olarak kullanırken yarattığınız risk birbirinden apayrı. Veya bir başkası sizin adınıza kimliğinizi çalarak sahte bir başvuru yaparken ortaya çıkan riskin yönetilmesi apayrı bir uzmanlık alanı. Bütün bu müşteri yaşam döngüsünün değişik safhalarında ortaya çıkan kredi riskini yönetmek için çeşitli yazılım çözümlerimiz var ve danışmanlık çalışmaları yapıyoruz bankalarda. Bankalar dışında ne tür müşterilerle çalışıyorsunuz? Son 4 senedir aslında 2009'da başlayan bir süreçle telekom sektörüyle de çalışmaya başladık. 2009'dan sonra Türk tüketicisine sunulan numara taşınabilirliğinin de etkisiyle telekom operatörlerinde tahsilat ve churn riski ortaya çıkmaya başladı. Bizim çözümlerimizi kullanan telekom operatörleri de artık müşterilerini daha iyi yönetiyorlar. Onlara sundukları ürünleri özelleştiriyorlar ve kredi riskini daha iyi yönetiyorlar. Telekom sektörü dünyada da Türkiye'de de ikinci büyük iş alanımızı oluşturuyor. Daha sonra sigorta sektörü ve yeni yeni özelleşmeye başlayan enerji sektörü, elektrik, gaz dağıtım şirketleri de gene hedef kitlemiz arasında. Özellikle elinde yüklü miktarda veri bulunduran bu tür kurumlarla analitik çalışmalar ve danışmanlık çalışmaları yapıyoruz. Cenkler Bey, demin içeride Garanti Bankası'nın bir sunumunu dinledik. Bize bir de Türkiye'de şu anda bankacılık sektöründe riskler ne durumda, yükseldi mi, azaldı mı, ne oluyor, öyle bir genel perspektif çizmeniz mümkün müdür? Bu sorunuzu tek perspektiften cevaplamak aslında doğru olmaz. Evet, Türk bankacılık sektöründe riskler yükseliyor gibi görünmekle birlikte. Aslında sabahki KKB Genel Müdürü Kasım Bey'in sunumunda çok net bir biçimde görüldüğü üzere Türk bankacılık sisteminin kredi hacmi aslında çok daha hızlı büyüyor. Evet, riskler de büyüyor ama göreceli olarak baktığınızda kredi hacminin büyümesi daha hızlı, daha yüksek, riskler de bundan çok daha yavaş ilerliyor. Bu şu sonucu getiriyor, şu çıkarımı çok rahat yapabiliriz. Türk bankaları zaman içinde kredi risklerini daha verimli olarak yönetmeye başladılar ve bilinçli olarak yönetiyorlar. Yani kontrol dışı ve bilinçsiz yönetilen bir risk yok Türk bankacılık sektöründe. Tam tersine bilinçli ve hesaplanmış riskleri almayı tercih ediyorlar. Bu da iş dünyasının kaçınılmaz gerçeklerinden bir tanesi. Bir havuzda bütün elmalar yeşil olamaz. Bazıları çürük de olabilir. Siz iyi elmaları seçmek için mecburen aradaki çürük elmalara katlanmak zorundasınız. Ama bunu hesaplayarak yapıyorsanız eğer daha fazla sayıda lezzetli elmaya ulaşmanız daha kolay. Peki bu sorunun uzantısına bir de şunu sorayım. Türk bankacılık sektörünün riski anlama ölçme konusunda daha ileriye gittiği, daha ileri teknolojiler kullandığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Sabahki sunumumda da bundan bahsettim. Aslında EMEA bölgesinde yaptığımız araştırmada Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki hem bankalar hem telekom operatörleri teknoloji yatırımları anlamında daha öndeler.
Avrupa'daki benzer organizasyonlarla karşılaştırdığımızda. Bunun şöyle bir aslında sebebi de var. Avrupa'da çok eski kurumlar, yüzlerce yıllık tarihi olan kurumlar da var müşterilerimiz arasında. Oysa ki Türkiye ve Orta Doğu'daki müşterilerimiz göreceli olarak daha genç organizasyonlar. Dolayısıyla kullandıkları sistemler daha modern, daha güncel ve teknolojiyi daha yakından takip ediyorlar. Özellikle de bizim Türkiye'de uyguladığımız projelere baktığımızda dünyada birçok ilki Türkiye'de gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Çeşitli bankalar ve çeşitli telekom operatörleriyle. Bu da hem teknolojiyi çok daha yakından takip ettiklerini hem de daha iyi ve daha efektif kullandıklarını gösteriyor. Peki Cenk Erbey, benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Katıldığınız için teşekkür ederim. Web sitemizde bugünkü sunumların birer kopyasını bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de danışmanlarımız her zaman sizlerle toplanmaya hazırlar. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz.